Merhaba dostlarım. Bugün sizlere dünya sinemasına altın harflerle ismini yazdırmış gerçek bir efsanenin, Bruce Lee'nin biyografisini anlatmaya çalışacağım. Bruce Lee 27 Kasım 1940'ta San Francisco'da doğmuştur. 20 Temmuz 1973'te Hong Kong'da 32 yaşında hayatını kaybetmiştir. Gerçek adı Lee Jun Fan'dır. 32 yıl gibi kısa bir hayata dünya tarihine geçecek başarıları sığdırmayı başarmış gerçek bir efsanedir. Bruce Lee sıra dışı bir insan olduğundan dolayı adeta kendi kabına sığmayan bir insandı. Hırçın ve kavgacıydı. Dünya tarihine geçmiş sıra dışı insanların hayatları bizim gibi sıradan insanların hayatları gibi olmaz. Sizlere şöyle bir örnek verebilirim. Albert Einstein iki kere okuldan kovulmuştur. Bruce Lee çocukluğunda bilinçsiz olarak kung fu tekniklerini öğrenmeye başladı. Daha sonra 1954'te büyük kung fu ustası Ip Man'in öğrencisi olarak Wing Chun sistemini öğrenmeye başlar. Bruce Lee aynı zamanda dansa da çok meraklıdır. Cha-cha dansında hatta Hong Kong'da şampiyonluğu bile vardır. Bruce Lee 19 yaşına geldiğinde hala çok kavgacı, çok hırçın bir delikanlıydı. Bir gün bir barda Amerikalı askerlerin genç bir Çinli kıza taciz yaptığını gördüğünde dayanamayıp onların dördünü birden dövmüştür. Bunlardan bir tanesi de emniyet müdürünün yeğenidir. Babası olayı duyduğunda çok kızmıştır Bruce Lee'ye. Babası ilk oğlunu kaybettiğinden dolayı Bruce Lee'nin de ölmesinden çok korkar ve karar verir Bruce Lee'yi Amerika'ya göndermeye. Bruce Lee Amerika'da doğduğundan dolayı Amerikan vatandaşı olma hakkını kazanmıştır. Bruce ismi de buradan geliyor. Bir Çinli ismi değildir. Bruce Lee Amerika'ya gittiğinde bir Çin lokantasında bulaşıkçı olarak çalışmaktadır. Orada bir kız meselesinden dolayı oradaki aşçıyla aralarında büyük bir kavga çıkar. Bruce Lee'ye karşı sevgisi olan bayan patronu Bruce Lee'yi yanına çağırır. Bruce Lee'ye yüklü bir para verir. Bruce Lee'ye der ki, ya bu parayla gider yer içer sevgilinle bir hafta yaşarsın ve gelip benim burada bulaşıkçı olarak devam edersin ya da düzgün bir hayat kurarsın der. Bu parayı sana kredi olarak veriyorum der. Bruce Lee de tercihini doğru bir hayattan yana kullanır. Bruce Lee önce liseyi bitirip sonra Washington Üniversitesi felsefe bölümünde üniversiteye başlamıştır. Aynı zamanda kung fu çalışmalarına devam eder. Üniversitede spor salonunda çalışma yaparken okulun şımarık gençlerinden birisi bırak o aleti ben çalışacağım der. Aralarında tartışma çıkar ve 3-4 arkadaş Bruce Lee'ye karşı kavga ederler. Bruce Lee bunların hepsini darmadağın eder. Sonrasında kendisinden dayak yiyen diğer 3 öğrenci Bruce Lee'nin yanına gelir ve bize bunu öğretir misin der. Sonradan eşi olan Linda Emery de Bruce Lee'nin kavgasını seyrettiğinde çok etkilenmiş ve o da öğrencilerinden biri olmuştur. Bruce Lee öğrencileriyle çalışmalarına devam etmektedir ve Linda ile de büyük bir aşk yaşamaktadır. Linda Bruce Lee'ye bir kung fu okulu açması gerektiğini söyler. Önceleri Bruce Lee'ye çok uçuk bir fikir gibi gelir. Sonrasında ikna olur ve ilk okulunu açar. Ufak ufak öğrencileri çoğalmaya başlar. Bunun sonrasında bir okul daha açar Oakland'da. Öğrencileri çoğalmaya başlamıştır. Her renkten insan Bruce Lee'nin okuluna akın ediyordur. Bu arada Uzak Doğu kültüründe Çinlilerden başkasına kung fu öğretilmesi yasaktır. Çin mahallesinin ileri gelenleri Bruce Lee'yi çağırırlar ve bunu bırakmasını söylerler. Bruce Lee de itiraz eder, bırakmayacağını söyler. Uzak Doğu kültüründe bu işlerin kavgayla çözüldüğünden dolayı Bruce Lee'ye en iyi adamlarıyla kavga etmesini söylerler. Ve Bruce Lee ile o adam bir araya gelir, Bruce Lee o adamı paramparça eder. Yalnız Bruce Lee arkasını döndükten sonra o adam kalkar ve Bruce Lee'ye arkasından uçan tekme atar. Bruce Lee belinden sakatlanır. Bu arada Linda'nın annesinin bütün itirazlarına rağmen Linda Emery ile evlenmiştir ve Linda hamiledir. Bruce Lee uzunca bir süre yatalak kalmıştır. Bruce Lee adeta hayatına küsmüştür. Ama eşi Linda pes etmemiştir. Bruce Lee'yi asla yalnız bırakmamıştır. Sizlere şunu belirtmek isterim. Her güçlü erkeğin arkasında bir kadın vardır derler ya. Gerçekten Linda Emery bunu yapmıştır. Tabii şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Her başarısız erkeğin karşısında da bir kadın vardır. Linda Bruce Lee'nin bütün isteksizliğine rağmen Bruce Lee yatalak haldeyken Bruce Lee anlatır, eşi Linda yazar ve resimlendirir. Jeet Kune Do kitabı basılır ve piyasaya çıkar. Bu arada Bruce Lee yavaş yavaş iyileşmeye başlar.
Oğlu Brandon Lee'de 1965 yılında doğar. Rusya Lampis'te yapılan uluslararası Ed Parker Karate Şampiyonası'nda ringe çıkar, burada bulunan herhangi birini 60 saniyede yenebilirim der. Herkes kendisiyle dalga geçer. O arada kendisini sakatlayan adam gelir der ki, daha önce seni yendim, bir daha yenebilirim. Bruce Lee bu adamı 60 saniyede mağlup eder. Bu arada bir dizi yapımcısı da seyrediyordur Bruce Lee'yi. Bruce Lee'ye Yeşil Ara adlı dizide oynamasını teklif eder. Bruce Lee de kabul eder. Sette öyle hareketler yapar ki setteki bütün çalışanların ağzı açık kalmıştır. Bruce Lee yaptığı doğaçlamayla herkesi kendisine hayran bırakmıştır. İşler yolundadır. Dizi bir yıl devam etmiştir. Bu arada Bruce Lee Kung Fu dizisini tasarlamıştır. Kung Fu dizisinin fikir babası Bruce Lee'dir. Bu kuşaktan olan erkeklerin hepsi bilir Kung Fu dizisini. Başrolde David Carradine oynamıştır. Çok büyük de iş yapmıştır dizi. Ama bu fikir Bruce Lee'nindir. Bruce Lee büyük bir kazık atarak David Carradine'ı oynatmışlardır. 1969 yılında Bruce Lee'nin babası vefat eder, Bruce Lee Hong Kong'a gider ve cenazeye katılır. Cenaze dönüşünde Hong Kong'da bir film yapımcısı Bruce Lee'nin önünü çevirir çünkü Kato karakteriyle Bruce Lee'yi herkes tanımaktadır. Bruce Lee'ye film teklif eder, Bruce Lee önce kabul etmez ama sonra Bruce Lee'yi ikna eder ve 1970 yılında Büyük Patron filmi Tayland'da çekilmiş ve Uzak Doğu'da ve Asya'da gişe rekorlarını alt üst etmiştir. Bunun ardından Öfkenin Yumruğu filmini çekmiştir. Biz Bruce Lee severlerin Kral Benim olarak bildiği filmi çekmiştir. Bu da çok büyük iş yapmıştır. Bunun ardından Amerika'da 7 defa karate şampiyonu olan Chuck Norris'le Ejder'in Yolu, yani Biz Bruce Lee severlerin En Büyük Benim olarak bildiği filmi çekmiştir. Bu filmde çok büyük iş yapmıştır. Bunun ardından Ölüm Oyunu filmini çekmiştir. Bruce Lee Ölüm Oyunu filmini çekerken bu arada Amerikalı yapımcı, aynı yapımcı Hong Kong'a gelip Bruce Lee'ye tam bir Hollywood filmi yapacağını söyler. Tabii ki Bruce Lee bu teklifi geri çevirmez. Ejder Kalesi'nin çekimlerine başlar. Ejder Kalesi'nin çekimleri bittikten sonra vizyona girmeden 3 hafta önce Bruce Lee hayatını kaybetmiştir. Ölüm Oyunu filmi de yarıda kalmıştır. Yani Kerim Abdülcabbar'la oynadığı film. Bruce Lee 20 Temmuz 1973'te 32 yaşında hayatını kaybetmiştir. Ama dünyaya da mührünü basmıştır. Bruce Lee'nin şu sözünü söylemek isterim. Eğer ölümsüz olmak istiyorsanız hatırlanacak bir hayat yaşayın demiştir. 32 yıl gibi kısa bir hayata dünyaları sığdırmış, dünyaya mührünü vurmuş, muhteşem bir insandır. Bizim kuşağımızdaki insanların hepsi ona hayrandır. Hepimiz sinemadan çıktıktan sonra Bruce Lee olurduk. Kitleler böyle etkilemişti. Dünyayı peşinden sürüklemişti. Bruce Lee öyle büyük bir iş başarmıştır ki dünya tarihine altın harflerle adını yazdırmıştır. Bruce Lee'nin filmleri kendisi 1973 yılında ölmesine rağmen 1985 yılında sinemada oynatıldığında sinemada oturacak yer bulamadığımı hatırlarım. Dünya Bruce Lee'yi o kadar çok sevmişti ki öldüğüne bir türlü inanamıyordu hayranları. Hatta ölümü hakkında onlarca dedikodular dolaştı. Ama Bruce Lee'yi 1973 yılında kaybettik. Bruce Lee'ye selam olsun. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun.